Herkese merhaba. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda yazı Samsung'un amiral gemisi Galaxy Note telefonunu konuşarak geçirdik. Yaz başından bu yana birçok sızıntı ve dedikodusunu görmüş olduğumuz Galaxy Note 9, 9 Ağustos tarihinde Amerika'nın New York şehrinde gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde resmiyet kazanmıştı. Bu telefon Ağustos ayı bitmeden Türkiye'ye de geldi. 6.499 liradan başlayan fiyatlarla Samsung Galaxy Note 9 satılıyor. Biz de bir süredir Galaxy Note 9'u deneyimliyoruz. Şimdi elde ettiğimiz izlenimleri paylaşma zamanı geldi. Samsung Galaxy Note 9 tasarım açısından Selefi Galaxy Note 8'i devam ettiren bir akıllı telefon. Galaxy Note serisi telefonların özelliği biraz daha keskin köşelere sahip olmasıdır. Galaxy Note 9 da bu çizgiyi yansıtıyor. Telefonun önü ve arkası Gorilla Glass 5 ekran camıyla kaplı, kenarları da ince metal çerçeve çevriliyor. Telefonun görmüş olduğunuz gibi tamamen siyah bir versiyonu var. Aynı zamanda oldukça çekici görünen ve Samsung'un tanıtım materyali epey kullandığı mavi renkli gövde, sarı renkli S Pen, lavanta moru renkli gövde ve lavanta moru renkli S Pen şeklinde 3 farklı renk konfigürasyonu Türkiye'de satılıyor. Samsung Galaxy Note 9 görmüş olduğunuz gibi büyük ekranlı bir telefon. Dolayısıyla oldukça geniş bir yüzey alanına sahip. Buna rağmen bu telefonu tek elle bile rahat bir şekilde kullandığımı belirtmem gerekiyor. Aynı zamanda cepte taşırken de Samsung Galaxy Note 9 büyük görünen boyutuna rağmen sorun çıkartmıyor. Daha önce gördüğümüz amiral gemisi Samsung telefonlarında olduğu gibi Samsung Galaxy Note 9'da da suya ve toza dayanıklılık özelliği mevcut durumda. Galaxy Note 9'un kenarlarına baktığımızda giriş, çıkış, tuş bunlar pek fazla değişiklik göstermiyor. Altta USB-C portu, 3.5 mm kulaklık jack'ı, hoparlör görüyoruz. Ekranın üst kısmında ayüz hoparlörü var. Burada aynı zamanda ikinci hoparlör gizli. Öte yandan sol tarafta Bixby tuşunu yine görüyoruz. Bu tuşa Bixby'nin dışında başka bir işlev yine atanamıyor. Üst tarafta nano SIM kart yuvası ve micro SD kart yuvası var ve diğer tarafta da güç butonu görüyoruz. Arkaya baktığımızda parmak izi okuyucusunun yerleşiminin değiştirildiğini görüyoruz. Galaxy Note 8'de kamera sensörünün yanında biraz daha zor erişilebilen yerdeydi. Ancak Galaxy Note 9'da parmak izi sensörünün kameranın altına taşındığını görüyoruz. Böylelikle çok daha rahat bir şekilde kullanmak mümkün oluyor. Parmak izi okuyucusunu kullanırken kamera lensini kirletme ihtimali biraz daha azalıyor. Parmak izi okuyucusu oldukça iyi şekilde çalışıyor ve Galaxy Note 9'u kullandığım süre boyunca esas kullandığımız ekran kilidi açma yöntemi parmak izi okuyucusu oldu. Bunun yanı sıra yüz tanıma ve iris tarama özellikleri yine mevcut. Bunların birleşimiyle akıllı tarama özelliği de Samsung Galaxy Note 9 kullanıcılarını bekliyor. Akıllı tarama parmak izi okuyucusuna göre biraz daha pratik ancak bizim tercihimiz çoğunlukla parmak izi okuyucusunu kullanmak oldu. Ekrana geçelim. Samsung Galaxy Note 9'da ekran biraz daha büyüyor. Note 8'in 6.3 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip ekranı karşın bu telefonda 6.4 inçlik ekrana yer verilmiş ve ekran yine kenarlara doğru kavis yapıyor görmüş olduğunuz gibi. Samsung ekranda çentiye yer vermeyen üreticiler arasında yer alıyor ve çentin yerine ekranın telefonun kenarlarına epey yayıldığı şirketin deyimiyle sonsuz ekran olarak adlandırılan bir tasarımı tercih ediyor. 6.4 inç ekran QHD Plus çözünürlüğe sahip, 18.5:9'luk bir görüntü oranı var ve gayet yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip ekran. Samsung daha önceki amiral gemisi telefonlarında yer verdiği gibi Galaxy Note 9'un ekranında da Super AMOLED teknolojisine yer veriyor. Super AMOLED ekranlar derin siyahları yüksek kontrastları ile bilinir. Aynı zamanda yüksek parlaklık, canlı renkler Samsung'un Super AMOLED ekranlarının başlıca özellikleri arasında yer alıyor. Galaxy Note 9'un ekranı da bu özelliklere sahip. Aynı zamanda parlaklık tarafında ve canlılık tarafında Galaxy Note 8'in ekranına göre biraz daha ilerleme kaydedilmiş. Sonuç olarak bu telefonu kullanmak gayet rahat, iyi bir görsel deneyim sunuluyor. Ekranı sahip olduğu nitelikler aynı zamanda HDR10 desteği sayesinde Samsung Galaxy Note 9 güçlü bir multimedya merkezine dönüşüyor. YouTube'da veya Netflix'te videoları izlemek için Galaxy Note 9 gerçekten birebir bir cihaz. Tabii ki Galaxy Note 9 güçlü bir multimedya cihazı olmasını sadece ekranına değil aynı zamanda sahip olduğu ses sistemine de borçlu. Altta ve üstte ekranın üst kısmında ayıza yerleştirilmiş çift hoparlör sistemi bulunuyor. Bu hoparlör gayet güçlü. Çevresel ses etkisi gayet yüksek. Dolby Atmos desteği de var. Samsung daha önceki modellerde kulaklık ses çıkışını kullanıcı tercihlerine göre ayarlama özelliğini sunmuştu. Galaxy Note 9'da da özellik mevcut. Aynı zamanda hem hoparlörün hem de kulaklığın ses çıkış seviyesi biraz daha artırılmış. Böylelikle eskisine göre daha önceki Samsung amiral gemisi telefonlarında deneyimlediğimize göre çok daha yüksek şiddette ve çok daha doyurucu bir ses deneyimi elde etmek mümkün oluyor. Üst sınıf bir Samsung telefonuna üst sınıf işlemciyi yakışır. Galaxy Note 9 da buna sahip.
Galaxy S9 ve S9 Plus'ta görmüş olduğumuz 8 çekirdekli Samsung Exynos 98 olan işlemci bu telefonda da mevcut durumda. 6 GB RAM ve 128 GB dahil hafıza elimde tutmuş olduğum modelde bulunuyor ve bunun fiyatı 6499 lira. Eğer Galaxy Note 9'u işinizde daha fazla kullanmak istiyor, DeX gibi aygıtlarla büyük bir monitörle birlikte masaüstü bilgisayar deneyimi yaşamak istiyorsanız o halde 8 GB RAM ve 512 GB dahil hafızalı versiyonu tercih edebilirsiniz. MicroSD kart yuvası da 512 GB'a kadar destek sunuyor. Böylelikle de Samsung Galaxy Note 9 1 TB'lık depolama alanı potansiyeline sahip olan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Galaxy Note 9'un sahip olduğu bu performans paketinden yüksek performans bekliyoruz. Gerçekten de telefonun tepkiselliği, hızı gayet iyi. Menülerde gezinmek, ekranda görmüş olduğunuz gibi kaydırmaları yapmak gayet hızlı şekilde gerçekleşiyor. Hızlı bir telefon kendisine beklentileri sağlıyor. Oyun oynarken de gayet iyi. Gerek Fortnite olsun gerek diğer yüksek profilli oyunlar olsun Samsung Galaxy Note 9 bunların altından rahatlıkla kalkıyor. Isınma konusunda da iyi bir performans sergiliyor. Telefonun yüksek profilli oyunlarda veya benchmark testlerinde bile makul bir sıcaklık aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy Note 9 ile yaşadıklarından sonra pil konusunda biraz da muhafazakar davranmaya başlamıştı. Galaxy Note 7'yi takip eden telefonlarda biraz da ortalama seviyede pil kapasiteleri görüyorduk. Ancak Galaxy Note 9 ile birlikte Samsung artık harekete geçiyor. Biraz daha yüksek kapasiteli bir pile yer veriyor. Elimde tutmuş olduğum telefonda 4000 mAh gibi yüksek kapasiteli bir pil bulunuyor. Ve bu pil de Samsung Galaxy Note 9'un bir günü rahatlıkla çıkarmasına olanak sağlıyor. Oyun oynama, film izleme ve bunun gibi pili biraz daha hızlı şekilde tüketen işlevleri yerine getirseniz bile Samsung Galaxy Note 9'un pili tam dolu şekilde sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkaracak bir performansı kullanıcılara sunuyor. Normal yoğunluklu bir kullanımda ise bir günü rahatlıkla geçeceğinizi söyleyebiliriz. Eğer isterseniz pilin az kaldığı durumlarda güç tasarrufu modları da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gayet kullanışlı bir pil arayüzü var. Gördüğünüz gibi hangi uygulamanın pili ne kadar kullandığını da size gösteriyor. Cihaz bakımında Samsung telefonlarında gördüğümüz bir özellik telefonun pilini, depolama alanını ve diğer unsurlarını ayarlardan ulaşabilirsiniz. Ekrandan rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Pil demişken bu telefonun kablosuz şarj ve hızlı şarj gibi özelliklere sahip olduğunu söyleyelim. Telefonun kutusundan çıkan şarj adaptörüyle 30-40 dakikada %50'lik bir doluluğa ulaşmanız mümkün. Kablosuz şarj desteği de pratikliği sağlıyor. Samsung'un satmış olduğu kablosuz şarj aksesuarlarının yanı sıra Qi kablosuz şarj standardını destekleyen kablosuz şarj aksesuarlarını da Samsung Galaxy Note 9'da kullanabilirsiniz. Yazılım tarafına geçelim. Samsung Galaxy Note 9'da Android 8.1 Oreo yüklü olarak geliyor ve bunun üzerinde de Samsung Experience kullanıcı arayüzü mevcut durumda. Samsung Galaxy Note 9'un tanıtımının ardından Android 9 Pie gelmişti. İlerleyen zamanlarda bu güncelleme de Samsung'un akıllı telefonuna ulaştırılacaktır. Ancak o zamana kadar Samsung Galaxy Note 9 kullanıcıları çok fazla eksiklik hissetmeyecektir çünkü Samsung Experience kullanıcı arayüzü Android Oreo'yu gayet iyi şekilde tamamlıyor. Kullanıcı arayüzünü aslında alışkınız Samsung'un daha önce deneyimlediğimiz telefonlarında da benzer arayüzü görmüştük. Yüklü olarak gelen uygulamalar aynı, fazla değişiklik yok. Bunun yanı sıra Bixby yine kullanıcı arayüzünde karşımıza çıkıyor. Bixby Home ana ekranda en son panelde karşımızda. Buna ek olarak Bixby'nin sesli asistanı Bixby Voice de var ancak Bixby Voice henüz Türkçe'yi desteklemediği için çok fazla kullanmak mümkün olmuyor. Bixby'nin bir başka kolu olan Bixby Vision'a da kamera uygulaması içerisinden ulaşabilirsiniz. Bixby sayesinde metin tarayabilir veya görüntü algılaması, yakalaması yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra herhangi bir mekanı fotoğrafını çekip bunun neresi olduğunu bulma, barkod tarama ve anında çeviri yapma gibi özellikler Samsung'un dijital asistanı Bixby'nin görsel özellikleri içerisinde sunuluyor. Bunların çoğuna daha önce deneyimlediğimiz Samsung Galaxy serisi telefonlardan aşinayız. Galaxy Note 9 kullanıcıları da Bixby'nin görsel özelliklerinden yararlanma imkanına sahip oluyor. AR emojileri özelliği Samsung Galaxy Note 9'da da mevcut. Galaxy S9 ve S9 Plus'la birlikte tanıştığımız bu özellik sayesinde kendi AR emoji karakterinizi de oluşturabilirsiniz. İster fotoğraf veya video çekerken isterseniz arkadaşınıza göndereceğiniz bir mesajda AR emojilerini kullanabilirsiniz. Samsung'un Galaxy Note 9'u tanıtırken öne çıkardığı en önemli özelliklerden bir tanesi S Pen olmuştu. Aslına bakarsanız görünüş açısından S Pen'in önceki nesil S Pen'lere göre fazla bir farklılığı yok. Ancak yenilikler içerisinde gizli. Şimdi kapasitif ekran kaleminde Bluetooth bağlantısı ve küçük bir pil yer alıyor. Bu sayede
olsaydı S Pen'i sadece ekranda çizim yapmak için değil, aynı zamanda kamera veya müzik çalar gibi uygulamalarda bir uzaktan kumanda gibi kullanmak da mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi kamera uygulamasını açtım. S Pen'in üzerinde yalan düğmeye bir kez dokunduğum zaman otomatik olarak bir fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. Eğer ard arda iki kez tıklatırsam da gördüğünüz şekilde ön kameraya geçiş yapılıyor. Aynı şekilde iki kez basarsam arka kameraya geçiş yapıyorum. Böylelikle telefonu bir yere koyup çok daha rahat bir şekilde selfie fotoğraf çekmek mümkün oluyor. S Pen'in uzaktan kumanda özelliğini müzik çalar uygulamasında galeri veya PowerPoint sunumlarında da kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde S Pen'i ekranda not alma veya çizim yapma gibi işlevler dışında çok daha fazla şekilde kullanacağınızı söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Bunun dışında temassız komut penceresi yine mevcut ve burada daha önceden aşina olduğumuz özellikler, işlevler mevcut durumda. Galaxy Note 9 kullanıcıları da bunlardan yararlanabilirler. S Pen yuvasına yerleştirdiğiniz zaman şarj oluyor. Sadece 40 saniyelik bir bekletmeyle 30 dakika veya 200 tuş basma desteğine sahip bir şarja pil doluna ulaşmak mümkün oluyor. Kamera tarafına baktığımızda Samsung Galaxy Note 9'un bu yılın başında çıkan Galaxy S9 ve S9 Plus'ın çizgisini devam ettirdiğini görüyoruz. Ana kamerada, ikinci kamerada 12 megapiksel çözünürlük desteğine sahip. Ana kamerada dinamik diyafram açıklığı özelliği var. Diyafram açıklığı 1.5 ve 2.4 arasında değişiyor. Böylelikle yüksek ışığın olduğu ortamlarda diyafram açıklığını biraz daha kısarak parlaklık bakımından daha dengeli fotoğraflar elde etmek mümkün oluyor. Telefoto lens 2x optik yakınlaştırma yapmaya imkan sağlıyor. İki kamera lensinde de optik görüntü sabitleme var. Böylelikle video çekimlerinde yakınlaştırma yaptığınızda da daha duran bir görüntü elde etmeniz mümkün oluyor. Kamera arayüzü Galaxy S9 ve S9 Plus'ta gördüğümüz türden, ancak Samsung'un yazılım tarafında yaptığı bazı eklentiler var. Bunlardan bir tanesi görsel zeka. Bu yılın çıkan telefonlarında yapay zeka destekli görüntü optimizasyonu özelliklerini sıklıkla görüyoruz. Samsung'da görsel zeka adını verdiği özellikle 20 farklı sahneyi otomatik olarak tanıyor ve buna göre renk ayarlarını, beyaz dengesini otomatik olarak yapıyor ve daha dengeli fotoğraflar çekmeye olanak sağlıyor. Hata tespiti ise arkadaşınızın veya bir başka nesnenin fotoğrafını çekerken meydana gelebilecek göz kapanması, flulaşma ve bunun gibi hataları ekranda gösterdiği bildirimle haber veriyor. Böylelikle aynı sahneyi sahne bozulmadan tekrar çekmenize olanak sağlıyor. Video tarafında Samsung Galaxy Note 9'un saniyede 60 kare hızına varan 4K video kaydı yaptığında söyleyelim. Ses kayıt kalitesi de gayet iyi. Sadece Galaxy Note 9'un büyük ekranında değil, 4K TV'lerde de keyifli izleyebileceğiniz videoları Samsung Galaxy Note 9'da çekebilirsiniz. Samsung Galaxy Note 9 ile ilgili aktardıklarımızdan çok daha fazlasını teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Videolarımızı yakından takip etmek, hiçbir videoyu kaçırmamak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı tavsiye ederiz. Eğer aboneyseniz de bildirimleri açmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel teknoloji haberleri için de günün her saati teknoblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.